Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz. Yeni hukuk skandallarını konuşuyoruz. Adana'da başlayan, İzmir'de devam eden kuşatmayı ve kumpası konuşuyoruz. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor bu ülkede. Biraz önce baro başkanı buradaydı, Ankara Baro Başkanı. Hukuk içinde söyleyecek sözüm yok dedi. Çünkü bunların hukukta yeri yok dedi. Türkiye artık hukukta yeri olmayan kurallarla yönetilme dönemine başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki o çavella camilerde çalmasıyla ilgili açıklaması var. Ortalığı yatıştıran ya da doğruları söyleyen ya da dengeleri kuran ya da halkın birbirine karşı tavır almasını önleyen, engelleyen bir konuşma yerine Sayın Cumhurbaşkanı alçaklar diye başladı. Ve CHP zevkten 4 kişi izliyor diye devam etti. Bir anlamda bu tutuklama olayının siyasi anlamda kendilerince haklı olduğunu vurgulamaya çalıştı. Sadece tweet atmaktan dolayı, sadece var olan bir olayı kendi tweetinde paylaşmaktan dolayı. Sorduk avukatına, Süleyman Karadağ'a sorduk. Dedik ki, Boğan Özdemir'in işlediği suç ne? İşlediği suç şu, Twitter adresinde olayla ilgili 4 paylaşım yapmak. Ayrıca suç unsuru bulunmadığı için cep telefonuna el konulmuş ve şu an savcılıkta cep telefonunda suç unsuru aranıyor. Yani önce tutukluyorlar, sonra suç unsuru aramaya başlıyorlar ki tutuk sürsün diye. Yani böyle bir ortam, böyle bir hukuk, böyle bir dünya var. Bütün bunları konuşacağız. Çok zor günler geçiriyor Türkiye. Gerçekten hala sessiz kalanlara sesleniyorum. Bir gün mutlaka sıra size gelecek. İnanın bana, inanın 30 senedir ben bu işi yapıyorum. Sıra size gelecek. İyi Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, sıra size gelecek. Yakındır. Sessiz kalmaya devam edin diye ben buradan söylemeye devam ediyorum. Bugün aslında önemli bir konu daha var. Demin Ankara Baro Başkanı Sayın Eriç Bey ile konuşmuştuk. Ona başkanla sormuştuk. Bu barolar ve özellikle birlikler konusunda, odalar konusunda bir hükümetin hazırlığı var. Bir kuşatma ve kumpas hazırlığı. Yapısını bozmaya çalışıyor. Yani odaların ve baroların yapısını bozup bunu 3'e 4'e bölüp istediği parçayı kendine ait kılıp kalan parçayı dışlayıp onunla mühendisleri, mimarları, avukatları onunla yönetmeye ve onunla bu ülkeyi öyle götürmeye çalışıyor. Sevmediği, beğenmediği bir şey olursa onu öldürmek yerine felç ediyor. Parçalıyor ve parçanın birini devletin tüm olanaklarını aktararak yaşatıyor, kalan kısmını cezalandırıyor. Aslında bu çok önemli bir konu. Bu konuyu da konuşacağız. Konuğum Ankara Mimarlar Odası Başkanı, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan. Hoş geldin Sayın Başkan. Hoş bulduk. Biraz önce Eriş Sakan buradaydı. Onunla da konuştuk. Gerçekten bugün çok olağanüstü günler yaşıyor Türkiye. Yani söylenmesi zor, konuşması zor. Ve her olay bir şekilde, bir açıdan, mesela Adana'da bir olay yaşanıyor. Bir ucundan bir parti bulaştırılmaya çalışılıyor. İzmir'de bir olay yaşanıyor. Herkes bu konuda, mesela AKP İl Başkanı, AKP Gençlik Kolları Başkanı, yani her türlü herkes bir paylaşım yapıyor. Çünkü bir olay olmuş. 4 tane camide Çavbella şarkısı, Selda Bağcan'ın şarkısı ezan yayınlanan hoparlörlerde yayınlanmış. Şimdi bunu yayınlayanlar, bu organizasyonu yapanlar, bu teknolojiyi kullananlar, bu camileri koruyanlar, camilerin imamları, müezzinleri sorumlu değil de niye böyle oldu diye, dikkat edin diye, il müftülüğünü göreve çağıran açıklama yüzünden insanlar gözaltına alınıp tutuklanıyor. Yani başkan, inanın akıl sınırlarım benim zorlanıyor. Yani anlamak çok güç. Siz de bir odanın başındasınız Ankara'da, önemli bir mücadele veriyorsunuz. Öncelikle bu olayla ilgili, yani hem sizin yine bir aynı zamanda hemcinsiniz bir kadın siyasetçi, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun da çalışanı, aynı zamanda bir partinin örgütünde yer alan partiye de üye. Bu nasıl olacak? Bu nasıl biz bu işin altından, nasıl çözeceğiz bu işi? Ya tabii iktidar çok uzun süre AKP iktidarını ötekileştirme üzerinden kurguladı. Şu anda da aslında ekonomik göstergelere baktığınızda göçmüş durumdayız.
işsizlik, açlık, yoksulluk almış başını gidiyor. Şimdi herkes bunlara odaklanmasın diye gündem değiştirmek için bu tür ötekileştirme politikalarıyla aslında toplumu saflaştırmaya çalışıyor, kendi kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Yani bunun açıkçası her yakaladığı olayda muhalefete çatmış olması, işte bu meslek odaları olabiliyor, siyasi partiler olabiliyor ya da onlar gibi düşünmeyen herkes olabiliyor. Dolayısıyla bu kabul edilemez bir durum. Artık yani Türkiye biraz aklı selim yönetimden uzaklaşmış durumda. Bunu şeyde de görüyoruz. Yani işte sağlık verileri açıklanırken, bilim kurulu kararları açıklanırken o bittikten sonra yani bir 5 dakika, 10 dakika hani muhalefet partilerine giydirme ve hedef gösterme yaklaşımları aslında bu ülkenin iyi yönetilemediğini, aciz içerisinde olduğu ve milli birliğinin ve bütünlüğünün de aslında bizatihi iktidar tarafından sağlanamadığını ve bozulduğunu gösteriyor. Ama bugünler de geçecek. Yani bu konuda gerçekten herkesin sağduyulu olması ve asıl noktaya parmak basması gerekiyor. Çünkü asıl noktadan kaçmak için bu tür yol ve yordamları ortaya çıkartıyorlar. Yani hukukun kalmadığı, hukuksuzluğun hukuk haline geldiği bir süreç içerisinde bunlar bizim için hani normal olarak kabul edilmemeli aslında. Belki de böyle de dememek lazım. Yani zaten bir hukuksuz süreç bunu da yapabilirler diye. Bunlar gerçekten kabul edilmemesi gereken, tavır gösterilmesi gereken ve herkesin bir gün başına gelebileceğini düşünerek ses çıkartması gereken durumlar. Sizin de başta söylediğiniz gibi sessiz çoğunlukların, sessiz yapıların mutlaka bu sürece dair sesinin ve soluğunun toplum tarafından duyulması gerekiyor. Yoksa bizim gidişatımız Nazi Almanya'sından daha öteye gidebilir. Evet, başkan sağ olun. Bu arada hemen bir izninizle bir İzmir'e dönmek istiyorum. Çünkü olay tabii orada devam ediyor. Şu an bir yine bir bağlantımız var. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır. Sayın Vekilim merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum. Siz uzun yıllar İzmir'de siyaset yaptınız, aynı zamanda örgütte görev yaptınız. Öncelikle bu olay çok sıcak bir olay, çok çabuk gelişti, erken gelişti. Ve bizde Sayın Banu Özdemir'in tutuklanması, önce gözaltına alınması sonra tutuklanması olayı çok enteresan bir olay. Demin hem hukukçularla hem avukatla hem de burada baro başkanı vardı, hukuki yanını da konuştuk. Ama merak ettiğim şu, neden İzmir'de böyle bir olay planlandı ki? Planlanmış bir provokasyona benziyor. Açıkçası bu çok gazetecilik refleksime göre ve birikime göre söylüyorum, bir provokasyona benziyor. Neden İzmir seçildi? Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine böyle bir yıkılmak istenen bir suç var? Siz orada görev yapan bir siyasetçi ve milletvekili olarak bundan ne anladınız? Şimdi olayın ilk başlangıcında sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğrafları bu arkadaşımız birleştirerek hiçbir yorum yapmadan sayfasında paylaşmış. Yani aslında bir anlamda Diyanet İşleri'ne olayın üzerine gidin anlamında böyle bir yanlış var, bir provokasyon var şeklinde bilgilendirme yapmak istemiş iyi niyetle. Yoksa herhangi bir yorumu yok zaten arkadaşın. Ancak burada tabii bunu bazı ak troller provokenin özellikle Cumhuriyet Halk Partili bir kişi tarafından yapıldığını, hatta il yöneticisi, il başkan yardımcısı olduğunu ifade ettiler ki geçmiş dönemlerde yapmıştı bu arkadaş. Partiyle şu anda herhangi bir aktif görevi yok. Ama şunu sormak lazım bence Fatih Bey, bize bunu söyleyenlere. Günü geldiğinde camilerde domra çalındı, biz Cumhuriyet Halk Partiler ayağa kalktık. Burası bizim kutsal çizgimizdir, ibadethanemizdir. Domra çalınamaz dedik. Biz gürültü çıkardık, gerekeni yapın dedik. Ama o zaman sessiz kalanlar şimdi gürültü yapıyorlar. Biz ister domra çalınsın, ister çal bella, bunu doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla biz dünden başlayarak il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, parti grup başkan vekilimiz, bunların hepsi açıklama yaptı. Bugün de az önce sayın genel başkanımız yaptı. Bu provokasyon yapanların bir an önce tespit edilip bunun engellenmesi lazım. Bakın bir gün önce çalbella çalınmıştı. Hemen arkasından 24 saat sonra emniyetin boşluğundan faydalanıp başka bir şarkı çalındı.
camilerden. Yani frekans sistemine girerek yapıyorlar bunu. Başkan, dolayısıyla bu tip davranışlar... Bir şey sormak istiyorum. Allah aşkına bana bir anlatın ya. Bir caminin interconnecte sistemine, yani ortak ezan ya da ortak ses sistemine dışarıdan nasıl girilir? O caminin imamı, müezzini, camiye bakan, Diyanet İşleri Bakanı 11,5 milyar lira sonuçta bir bütçesi var. Ve camilere 99 bin, 100 bine yakın cami var Türkiye'de. Bu camide çalışan herkesin de ücreti ödeniyor. Yani camiler terk edilmiş yerler mi? Kapıları açık mı? O ezan okunan mikrofonun bulunduğu minberin arkası ya da o odalar halkın ziyaretine mi açık? Yani bunu niye araştırmıyor savcılık da bunu haber yapan insanın gözaltına alıp tutuklama ihtiyacı duyuyor? Bu nasıl bir olay? Yani aslında Fatih Bey, bu olay gerçekleştiğinde İzmir'de İzmir Müftülüğü tarafından merkezi sistemle otomatik olarak ezan okunuyor camilerden. Yani imamlar çıkıp o saatte sıcağı sıcağına okumuyorlar. Bir bant yayını bu. Ve bu bant yayınına dolayısıyla telsiz frekansına girerek artık kimlerin yaptığını bilemiyoruz, müdahale edildiği anlaşılıyor. Yani sistem farklı. Ama burada toplumu ayrıştırmaya yönelik bu girişimin mutlaka ve mutlaka cezalandırılması ve ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi burada sırf bunu sayfasında paylaştı diye bir arkadaşı böyle ak troller tarafından zan altında bulunup mahkemeye çıkarıp savcılığa, hakim hiçbir şey sormadan bunu niye yaptın, niçin yaptın diye bir sorgu sual sormadan direkt alın bunu içeriye şeklinde gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu AKP'nin her zaman yaptığı gibi birilerine gözdağı verme operasyonudur. Tıpkı Adana Yumurtalık'ta olan şey gibi, genç kardeşimize uygulanan gibi. Biz kesinlikle ve kesinlikle bunların Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilendirilerek sanki camilerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu varmış gibi algı yaratılmasının, AKP'nin kendi siyasal yolunu açmaya yönelik ak trolleri de kullanarak gündem değiştirmeye yönelik çalışmalar olduğunu düşünüyoruz. Ve kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Peki. Camiler bizim için de, ibadet yerleri bizim için de kırmızı çizgimizdir. Asla ve asla bunlara müdahale edilmesini kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin kabul edemeyiz. Peki Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Cumhuriyet Halk Partisi zevkten dört köşe izler, alçaklarla yayın yaparken diyor. Siz dört köşe olarak mı izliyorsunuz gerçekten bu yayınları? Ya olacak şey mi Sayın Fatih Ertürk? Yani bu akıl alır gibi değil. Dün bizim Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımız savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bakın AKP'liler değil, yanlış anlaşılmasın. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bunu kim yaptıysa bunun ortaya çıkarın diye. Buna rağmen şimdi bunun üzerinden bu kadar saat geçtikten sonra, 24 saat çıktıktan sonra bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yapacağı başka bir iş yok mudur ki? Tek kişi, tek kişi, tek kişi böyle şey avlar gibi, yani bilmem ne avı gibi diyeceğim. Kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen insanları talimatla adalet sistemini yok sayan, savcıyı hakimi yok sayan, alın bunu, atın bunu gibi tam bir diktatörlük yönetimi içerisindeyiz. Akıl alır gibi değil yani. Anladım Sayın Vekilim. Peki Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim katkınız için. Ben teşekkür ederim. Çok iyi yayınlar efendim. Aslında Türkiye'de sorgulanması gereken çok olay var. Ama şu çok önemli. Bir otoriter ve baskıcı rejimin bir aşamasına geldik. Yani bundan sonraki aşama, mesela sizin odalar, barolara yapılan baskı ve onları etkisiz hale, sessiz hale getirme gibi toplumdaki bütün önemli direnç noktaları susturuldu ya da geriletti. Şimdi birkaç yer kaldı. Mesela Mimarlar Odası, mesela Ankara Barosu. Barolar Birliği Başkanı da teslim oldu. Ne yazık ki ben bunu kendi kişisel fikrim olarak yıllardan beri izliyorum. Teslim oldu. O da iktidarın güdümüne girdi. Ama ayakta kalan yerleri de bir ele geçirme sevdası mı bu? Yani insanları korkutma, yıldırma, insanları inançlarından, kimliklerinden, ait oldukları bütün değerlerden uzak tutma ve eğer uzak tutmazsa kendini o insanlar, vazgeçmezse bundan, en azından içeri atma gibi, bu nasıl bir açılım? Yani siz de oda olarak bunu hissediyor musunuz? Başınıza bir sürü iş geliyor, onları da anlatırsınız bu arada.
Ya tabii bunu sadece meslek odalarına yönelik bir yasa değişikliği olarak algılamamak gerekiyor. Bu aslında tüm toplumu teslim almaya yönelik ve tek sesli bir otoriter, yani ultra otoriter diyorum ben artık, bir yönetim oluşturma yaklaşımının adımları. Yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin, Ankara Barolar Birliği'nin ya da işte tabipleri biraz ertelediler bu pandemi sürecinden kaynaklı, ama meslek odalarına yönelik bu hareket aslında toplumun son kaleleri olan, son ses çıkartan yapıları ve demokrasinin son kaleleri olan yapıları susturmaya yöneliktir. Bu ne demektir? Toplumu susturmaya yönelik. Bundan sonra konuşan, ağzını açan herkes işte baskı altında olacak. Belki de konuşamayacak. Yani kendi sesine aşık bir yönetim tarzıyla gidiyoruz biz. Yani kendisinden başka bir ses duyulsun istemiyor. Kendileri gibi düşünenler olsun isteniyor sadece. Bu kendi sesine aşık olma, kendine aşık olma durumundan acilen kurtulması gerekiyor bu toplumun. Çünkü bizim çok sesliliğe ihtiyacımız var ve doğruları söyleyen yapılara ihtiyacımız var. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin ya da baroların hedef alınmasının arkasında yatan bu. Yani biz bütün gerçekleri ortaya koyuyoruz. İşte Salda Gölü'ndekini de, Kanal İstanbul'da da, Atatürk Orman Çiftliği'nde de, Saraçoğlu'nda da, Cerrahtepe'de de, Kaz Dağları'nda da. Yani ülkenin her yanında bize emanet edilen kendi mesleki birikimimizle toplumun hizmetinde çalışma yaptığımız bir bu süreçlerde bunları açıklıyoruz. Bunları açıkladığımız için de hedef haline geliyoruz ve bizi susturmaya çalışıyorlar. Yani nereye kadar susturabilirsiniz? Bilimi susturabilir misiniz? Mümkün değil yani. İşte Galileo ortada yani. İstediğiniz kadar dünya dönmüyor deyin. Hakkınızda açılan kaç dava var? Ya benim kişisel olarak tabii hakkımda açılan bir benim açtığım, benim hakkımda açılan, çünkü tek başına şöyle de değil, bana dava açmaları yetmiyor. İşte biraz önce Banu Hanım'a yapılan gibi bizi de köşe yazarları, trolleri hedef haline getiriyor. Gazetelerde yazıyorlar orada falan. Biz de bunlara dava açıyoruz. Yani yüzü aşkın davamız var. Benim davam var tabii, benim taraf olduğum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüğümüz, bunların bir kısmı insan hakları açısından, özgürlüklerin kısıtlanması açısından, bir kısmı da kentsel talan sürecinde taraf olarak açtığımız davalar. Yani davalar da olsa ne olacak ki? Yani sonuç itibarıyla biz sözümüzü söylemeyeceksek, doğru bildiğimizi topluma anlatamayacaksak, ya biz niye okuduk ki mesela? Niçin o diplomayı aldım ki ben? Ya da niçin bu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı oldum ki? Yani burada bir statü kazanmak için değil sonuçta. Bizim diplomalarımız Cumhuriyet'e verilmiş senetlerimizdir. Yani biz bu Cumhuriyet olmasaydı, kadınlara haklar sağlanmasaydı nerede ben okuyacaktım da mimar olacaktım, ondan sonra da seçilip gelip Mimar Odası Ankara Şube Başkanı olacaktım. Mümkün değil bu. Dolayısıyla Cumhuriyet değerlerini savunmak, onun bize sağladığı olanağa yönelik bütün bildiğimiz bilgi birikimini ve teknik bilgiyi halkın hizmetine sunmak bizim sorumluluğumuz. Bütün okumuş, yazmış insanların sorumluluğu. Hepsi borçlu. Başka türlü bunları hayata geçirilemeyecek durumdaydı. Dolayısıyla bizi değiştirmeye çalışıyorlar. Yani ama bu şu, ya iktidarlar aslında denetlenmek istemiyor. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği gibi örgütler aslında iktidarı denetliyor. Hem bilimsel açıdan denetliyor hem toplumsal denetim yapıyor. Şimdi Sayıştay denetiminden kaçtılar, meclis denetiminden kaçtılar. Geriye bilimsel denetim dediğimiz o toplumu aydınlatma denetiminden de kaçmak istiyorlar. Yani denetim yapmasınlar bunlar, konuşmasınlar, benim gibi düşünsünler. İşte seçim sistemleri, ya bunların karşısına adaylar çıkartıyoruz, o adaylar da kazanamıyorlar bu odaları. Yine bunlar yönetimlere geliyorlar diye bu sefer seçim sistemini değiştirerek, hani nispi temsille iki kişi, üç kişi daha yönetimlere sokarsak aldıkları oy oranında orayı karıştırmaya çalışıyorlar. Ama bütün bunların hiçbirinin tutmayacağı çok açık. Yani bilimsel bilgi, teknik bilgi, yani bu siyasete alet edilecek bir durum değil ki. Mesela dere yatağına
bina yapılmayacağı, fay hattına bina yapılmayacağı çok açık ve net evrensel değerler bunlar. Siz istediğiniz kadar bu yönetimleri almaya çalışın, seçim sistemini değiştirerek ya işte evet dere yatağına, fay hattına yapı yapılması doğrudur diyecek insanlar çıkacaksa zaten o insanlar bilim insanları olmayacak. Böyle bir yapı istiyorlar. Sarayın 1000 küsur odası yetmedi. Şimdi bir de bizim odaları eklemek istiyorlar. Ama sarayın odası olmayacağız. Yani bütün üst birliklerimizle, bütün örgütlüklerimizle biz hazırlanıyoruz. Hazırız yani. Evet, bu arada siz özellikle çevre konusunda çok duyarlısınız Mimarlar Odası olarak. Çok büyük mücadeleniz var. Beştepe, yani bugünkü sarayın olduğu Atatürk Orman Çiftliği konusunda inanılmaz bir mücadele verdiniz. Tarihsel bir mücadele. Yani kısmen başarılı oldunuz ama sonuçta tabii Anayasa Mahkemesi'ni bile gerekirse kapatmaktan bahseden bir iktidarın yani bir Mimarlar Odası'nı yenmemesi mümkün değil. O saray oraya yapıldı. Ancak bir şey var, bunu size soracağım. Şimdi 18 yıldır AKP iktidarı sürüyor. Aslında sorulan soru şuydu. Neden Türkiye'de 2002 yılına geldiğinde siyaset bu kadar çabuk çöktü? Sağ merkez, liberaller, demokratlar neden bir anda siyaset sahnesini boşaldı ve Türkiye 18 yıldır bir siyasal isyanla karanlığa mahkum? Nasıl bu oldu, halk neye tepki gösterdi diye oturup kafa yorarken bugün bir haber çıktı. Anladık ki o günkü iktidarlar fakirden, fukaradan, yoksuldan, kimsesizden yana hiçbir şey yapmamışlar. Ve AKP halktaki bu açlığı gördü ve bunu kısmen kullandı ve kullandıktan sonra iktidarını sağlamlaştırdı. 18 yıldır iktidarda. O dönemden kalma bir siyasetçi var. Hatta Amerika'dan getirip başbakan yaptı. Tansu Çiller. Yani şunu soracağım sevgili başkan. Siyasette doyum noktası ne? Yani bir insan nereye kadar doyar? Eviniz, tekneniz, yatlarınız, Bodrum'da yatınız, Marmaris'te yatınız, villalarınız, Amerika'da iş merkezleri, oteller yetmedi. Tansu Çiller'in oğlu İstanbul'da bir araziyi kapattı. Ve o araziye şimdi otel yapmak için de arazinin ortaklarından biri Tansu Çiller'in oğlu. İddia bu. Diğer ortaklar konusunda söylemeyeceğim, mahkemelik olmayayım. Ben de yoruldum mahkemeye gitmekten. Ama önemli isimler. Bakın haber burada. Arkadaşlar biraz şu ortayı büyütebilir miyiz eğer müsait olursa? Çiller ailesine bayram müjdesi diye. Bakın. Merak ettiğim şey şu. Sizin bu olaydan bilginiz var mı? Evet var. Peki siz Mimarlar Odası olarak bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Neyin nesidir bu? Neden böyle bir arazi bir anda imar değişikliği yapıp otel olma konusunda böyle bir şey sağlandı? Yani salgın sırasında ya insanlar hayatlarını kaybediyor. İnsanlar aç, yoksul, sokakta. Kimsenin kimseye ekmek verecek hali kalmamış. İnanın bana bugün biraz dolaştım. İnsanların bir tas çorbaya ihtiyacı var. Çok samimi söylüyorum bakın. Ben çok yoksul bir yerde oturmuyorum ama oturduğum yerin, yani tabii ki zengin bir yerde de oturmuyorum. Biraz şehrin dışındayım, o anlamda söyledim. Ama biraz aşağı inince, orada çalışan insanlarla konuştum. Evine bir aydır sıcak yemek girmeyen insanlar var. Ama hala bunlarla uğraşıyorlar bakın. Hala bunlar. Yani nedir bu? Nasıl böyle bir cesaret gelir? Türkiye acaba AKP'yi bundan dolayı mı hak etti? Bunların bu anlayışından da daha kötüsü geldi ama onu kimse sorgulamıyor zaten. O dönemi sorguluyor. Nedir bu olay? Ya bu tabii AKP döneminde sıkça karşılaştığımız olaylardan bir tanesi. Bir araziyi önce alıyorlar. O arazinin işte diyelim ki burası da zaten konut öncelikli alan. Sonra plan değişikliği yapıyorlar. O plan değişikliğiyle de burası turizm alanı ilan ediliyor. Yani otellerin yapılması öngörülüyor. Emsal veriliyor. Böylece diyelim ki oraya 4000 metrekarelik bir inşaat yapılacaksa turizm alanı olarak plan değiştiriliyor. Ve emsali de artırınca işte 5 katına 25 bin metrekareye kadar bir inşaat alanı elde ediliyor. Bunu zaten bir benzerini de Togo İkiz Kuleleri'nde gördük aynı şekilde. Sinan Aygün mevzusunda. Yani bu genel olarak yaptıkları
yaptıkları şey bu aslında. Zenginleşmenin, özellikle AKP iktidarı dönemindeki zenginleşme sürecinin bütün şifreleri bu kentsel planlama, imar değişiklikleri, kişiye özel rant sağlama yaklaşımları. Bu da onlardan bir tanesi. Tabii bunların büyük bir kısmı işte eski başbakan oğlu deyip geçmemek lazım. Bütün siyasetçiler aslında doymuyorlar. Neden doymuyorlar? Herhalde bu 12 Eylül'den sonra neoliberal politikalar ve küreselleştik ya, dünyayı yemeye çalışıyorlar bunlar. Kendi kendine yeten bir ülkeyken, kendi kendine yeten bir toplumken bir anda dünyaya açılıyorsunuz. Ve bütün o elinin altındaki her şeyi görüyor ve her şeye sahip olma arzusu gelişiyor anlaşılan bu siyasetçilerde. Yoksa bir insan işte başınızı sokacak bir yeriniz olursa, bir de karnınızı doyuracak bir ortamınız olursa, temiz su, işte temiz gıda, sağlıklı hava, bu insana yeter aslında yaşaması için. Tansu Çiller oğluna şöyle diyemez miydi? Ben bu ülkede başbakanlık yaptım, ben bu ülkede insanlara yıllarca yöneticilik yaptım, bu milletle uğraştım, bu milletin derdiyle uğraştım, bu bana yakışmaz, sana da yakışmaz, girme bu işe, bizim paramız bize yeter diyemez miydi? Demezdi. Kendi zamanında da bir sürü ortaya çıktı. Enişte mevzusunu hatırlayın yani. Yani bu iş zaten ailede oluşuyor ya, insanların ilk ahlaki değerleri ailede oluşuyor, ortamda oluşuyor. Dolayısıyla ailenin kendisi zaten bu tür tartışmalar tam müsait yani. Çocuk yoksa onun aklına mı uydu yani? Muhtemelen o ortamda konuşuluyor. Anasının babasının yaptığı ortada. Evet. Onun için söylemez siyasetçiler. Zaten bütün siyasetçiler için böyle geçerli. Gemicikleri tartıştık biz. Onlar da siyasetçiydi. Evet. Dolayısıyla siyasetin bir bölümü ya da doymuyor. Niye doymuyor? Biz de bilmiyoruz o arenada. Onu tekrar konuşalım. İzninizle bir İzmir'e tekrar dönmek istiyorum. Tamam. İzmir Milletvekilimiz Atilla Sertel, aynı zamanda bizim meslektaşımız, gazeteci kökenli. Sayın Sertel, merhaba. Merhaba Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum. Konuğunuzu selamlıyorum. Sağ olun. Konuğum Tezcan Can'dan, Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı. Tezcan Hanım'ı tanımamak mümkün değil. Onun verdiği yiğit mücadele Türkiye'de herkes tarafından biliniyor. Sağ olun. Teşekkürler. Tabii biz bunları konuşurken aklımız da İzmir'de. Yani çünkü bu artık önce HDP sıkıştırıldı. HDP'nin belediye başkanları gözaltına alındı. İl binaları kapatıldı. Yöneticileri yerlerde sürüklenerek götürüldü. Biz nasıl olsa bu HDP sıra bize gelmez diye düşünen bazı siyasi erbaplar var. Sağda özellikle. Sol buna her zaman duyarlı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi duyarlı oldu. Ancak şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir'de Banu Özden yok yere, anlamsız yere, yani deminden beri konuşuyoruz, avukatlarına bağlandık, il başkanına bağlandık. Yani nedir bu Sayın Sertel? Hem bir gazeteci olarak hem bir siyasetçi olarak bize anlatır mısınız? Bu olaydan çıkarmamız gereken ders ne? Olay ne? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki Türkiye son dönemde geçmiş yıllara oranla baskının arttığı, zulmün arttığı ve tutuklamaların arttığı, haksızlıkların, hukuksuzlukların arttığı bir dönem yaşıyor. Bunu biz çok öncesinden beri, 2008'li yıllardan beri görüyoruz. Ama bu dönemde daha da vahim bir tablo sergileniyor. Bunun nedenini ben şöyle değerlendiriyorum. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yok. Tek adam var. Bu tek adam çok kötü sıkışmış durumda. Ekonomiyi konuşamıyor, tarımı konuşamıyor. Emeklinin hali perişan, köylü perişan, işçi perişan ve sürgünler, tayinler, birçok baskılara rağmen bir türlü Türkiye'de baskıladığı rejimi tam anlamıyla yönetemez noktaya geldi. Yani memurların halini görüyorsunuz, emeklilerin halini görüyorsunuz. Türkiye'de gündemin artık bir başka kanala taşınması gerektiğini düşünüyorlar ve saraya bağlı bir kurgu mekanizmasının her gün bir sonraki günü kurgulayan bir yol ve yöntem aradığını ve arayışı sürdürdüğünü görüyoruz.
Yani bu işte Yüreğir'de çıkıyor. Ondan önce başka bir şeyde işte Barışlar'ın davasında çıkıyor. Şimdi işte İzmir'de camilerde şarkı türkü çalınmasıyla çıkıyor. Bir gündem yaratarak Türkiye'nin asıl sorununun tartışılmasının önüne engel teşkil etmek isteyen ve toplumu cepheleştirerek, ayrıştırarak, bölerek, parçalayarak bir siyaset yöntemini kurgulamak isteyen bir yapı var. Bu yapı çok tehlikeli bir yapı. Biz Türkiye'de beraber yaşıyoruz. Yani bizim insanların görüşleriyle, inançlarıyla, bizim insanların diliyle, diniyle, rengiyle, ırkıyla, mezhebiyle hiçbir şekliyle ayrışmadan yaşayan ve binlerce yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan ve 1923'ten bu yana da şanlı Türk bayrağı altında hangi ırktan, mezhepten olursa olsun ayrışmadan yaşayan büyük bir Türkiye tablosu var. Bu tabloyu parçalamak istiyorlar. İşin gerçeği bu. Ve siyaseten söylemek istediklerini, ekonomik anlamda başarısızlıklarını, Türkiye'ye getirdikleri çıkmaz noktadan nasıl çıkarabileceklerini düşündükleri noktada ne yazık ki ayrıştırmayı tercih ediyorlar. Bu İzmir'de de böyle, Türkiye'de de böyle. Ama ben bizim siyaset yapan arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Halk Partililerin çok dikkatli olduğunu ve bunu topluma anlatmaları gereği noktasında bileşik hareket ettiğini görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi tahriklere asla ve asla tahriklere gelmiyor. Asla ve asla kardeşliği, dostluğu, beraber yaşama ve birlikte Türkiye olma sevdasından asla vazgeçmiyor. Bunun için çok uğraşacaklar, uğraşıyorlar. İzmir'deki hadise de bunlardan biri Fatih'cim, Fatih kardeşim. Geçmişte bu yana İzmir'e hep gavur İzmir diyorlardı bunlar. Evet. Hani kedinin ulaşamadığı ciğere mundar dediği gibi. Yani İzmir'in kendi yapısı demokrasiden ve insan haklarından, özgürlüklerden ve birlikte yaşama kültüründen tıpkı Hatay gibi, tıpkı diğer Mardin gibi, yani birlikte yaşamanın güzelliklerini yaşayan toplumlarda olduğu gibi İzmir'e gavur diyorlardı. Sonra kalktılar, ben o zaman Gazeteciler Cemiyet Başkanıydım 2010 yılında. Geldi eski Milli Eğitim Bakanı, Kayseri ile Konya'yı örnek gösterdi. Bunlar çok cici çocuk dedi. Doğrudur, Konya ve Kayseri'yi ben çok severim. Orada yaşayan insanları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama Konya ve Kayseri'yi cici çocuk, güzel çocuk derken İzmir için aynen söylediğini söylüyorum. İzmir kirli ve sümüklü dedi. Yani her türlü hakareti yaptılar İzmir'e. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bir gün 2013 yılında dedi ki bu İzmir'e İzmirlilerin irfanı eksik, irfanı tam bir müftü gönderiyorum dedi. Yani İzmirlilere irfanı eksik dedi. İki ay önce hatırlıyorsunuz siz Anadolu Üniversitesi rektörünün annesi tuttu İzmirlilere gavur dedi, imansızlar dedi. Bunlar Müslüman değil dedi, imansızlar, dinsizler, gavurlar dedi. Yani sürekli İzmir'e yönelik bir hakaret ve İzmir'e yönelik, İzmirlilere yönelik bir saldırı çoktan beri var. Ve şimdi yine bir saldırı var. Camide Çağbella'yı çaldılar. Yani kimin çaldığını, niye çaldığını niye açıklayamıyorlar, niye bulamıyorlar, niye fail yok ortada. Yani İzmir'in polisi yok mu? İzmir'in emniyet müdürü yok mu? Türkiye'nin İçişleri Bakanı yok mu? Diyanet İşleri Başkanlığı yok mu? Nasıl oldu da Diyanet İşleri Başkanı müthiş bir bütçesine, 7 bakanlığı kapsayan bir bütçeye rağmen kontrol edilebilir bir mekanizmayı kuramadı? Nasıl oluyor da hackerlar girdi diyorlar? Nasıl oluyor da o camiden Çağbella çalınabiliyor ya da ertesi gün Yuh Yuh diye bir şarkı çalınabiliyor? Bunu çalanlar kimler? Bu toplumu ayrıştırmak isteyenler, bu topluma kötülük yapmak isteyenler bence. Ben ilk gün Fatih Ertürk bir tweet attım. Dedim ki İzmir'in camilerinden Çağbella çalmak hem ayıptır hem günahtır. Bu densizliği yapanlar derhal yakalanmalı ve yargıç karşısına çıkarılmalıdır dedim. İzmir Müftülüğü bu olayı soruşturmalı ve gerçekleri ortaya çıkarmalıdır. Camilerin ses sistemi yol geçen hanı olamaz dedim.
Bunlar yakalaya yakalaya tweet'i paylaşan bir arkadaşımızı yakaladılar ve onu cezaevine koyuyorlar. Yani suçlu o değil ki. O camiye yapılan saldırıyı bir şekliyle Twitter'da paylaşmış. Onun bir suçu yok ki. Yani siz tutuyorsunuz, bu arkadaşı yakalıyorsunuz. Suçu CHP'ye sonra, koymak olabilir mi Sayın Vekilim? Yani CHP ile bu arkadaşın üzerinden CHP ile bağ kurmaya çalışıyorlar. Bu kadar siyaseti böyle örgütlemişler ve zannettiler ki yani bizden mesela milletvekillerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki yöneticilerden, belediye başkanlarından biri ya bak ne güzel oldu işte bu şarkı çalındı falan, öyle bir şey denilebilir mi? Biz kutsal mekanlara, camilerimize son derece saygılıyız. Biz geçmişteki o şimdi büyükelçi olan eski bakanlar gibi bakara makara diye dinle alay edenlerden asla olmadık ve hep saygılı olduk ve saygılı durduk. Yani biz bu çirkin olayı gerçekleştirenleri ortaya çıkaracakları yerde bu çirkin olayı paylaşımı hadisesinde bir arkadaşımız diyorlar. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in Çağbeyle ile olan bütünleşmesi nedeniyle ona yönelik AKP il başkanı tweet atıyor. Ben de ona dedim ki insanlara iftira atarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanlar utanmazlardır. Hakikaten utanmazlardır. Yani siz buradan siyasi bir çıkar sağlamaya çalışıyorsanız hakikaten çok ayıp edersiniz. Çünkü hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin bu konuda ne camilere, ne inananlara, ne ibadet edenlere karşı bir saygısızlığı olmaz. Hele İzmir'de hiç olmaz. İzmir'i yaşayan bilir. Tabii. Yani biraz önce söyledim ya işte senin Hatay'daki o kültür, o birikim, Hatay'da Alevisiyle, Sünnisiyle, o kardeşlik dokuları, Mardin'deki Süryanisiyle, bütün din ve kültürlerin bir kardeşlik içerisinde yaşaması, bin yıllardır yaşaması. İzmir'de de öyledir. Yani kordonda namaz kılanla bira içen 3-5 adım vardır arada mesafe olarak. Şimdi sosyal mesafeyle biraz daha arttı ama hiç kimse kimsenin yaşam biçimine karışmaz. Evet. Bir türban örten kardeşimize gidip sen niye örtündün diye soran da yoktur. Mini etek giyen kardeşimize de niye sen bu mini eteği giydin diyen de yoktur. Evet. Yani bizi ayrıştıramazlar. Anladım. Fatih'cim. Bunun için uğraşıyorlar ama başarısız olacaklar. Sayın Vekilim ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Sağ olun. Saygı bizden. Sağ olun. Aslında bir gazeteci üslubuyla ama bir siyasetçi duyarlılığıyla güzel bir konuşmaydı. Şimdi gelelim tekrar şu barolara ve odalara. Son kısmında programı bize bir anlatır mısınız? Nedir sıkıntılar? Sizi dinlemek istiyorum yani ben. Evet, ben aslında onu anlatayım ama şu konuşmaya ilişkin Atilla Bey konuşurken aklıma bir şey geldi. Şimdi yani bir ötekileştirme üzerinden hep politika yürütülüyor ama dolayısıyla herkes de kendisini anlatmaya çalışıyor. Biz öyle değiliz falan diye. Ama bunun arkasında mutlaka bir ekonomi politik vardır. Bir kere bu ihaleyi kim aldı? Bunu sorgulanması lazım. Diyanet'ten. Bütün bu çünkü merkezi bir sistemle yapılıyor. Kaç liraya aldı? Hangi yöntemle aldı? Pazarlık yöntemiyle mi aldılar 21B, 21C yöntemiyle? Yani bunun arkasından muhtemelen şöyle bir şey de gelecektir. Ya zaten sisteme giriliyor. Bir güvenlik açığı var. Aslında iktidarın yönetemediği çok açık belli. İktidar demek ki bir caminin sistemine birisi girip manipüle edebiliyor ve başka bir şey çalıyor. Bunu açığa çıkartamayacak derecede aciz içerisinde bir kere yönetemiyor. Bunu göstermek lazım ve anlatmak lazım. Bunun arkasındaki o ekonomi politiği görmek lazım. Çünkü bu ekonomi politik aynı zamanda yeni bir ihale sürecinin de habercisi olabilir. Daha büyük 100 bin tane camiden bahsettiniz. Bir merkezi ihale süreci açılacak. Bunlar gösterilecek ama bir taraftan da hani siyaseti de bu işin bir parçası yapıp ötekileştirelim yaklaşımına girmiş olabilirler. Atilla Sertel konuşurken benim aklıma ekonomi politik kısmı geldi. Ve iktidarın aslında süreci yönetemediği ortaya çıktı. Aciz içerisinde siz koca koca dünyalara laf yetiştiriyorsunuz. Bir camide çalınan bir parçayı kimin çaldığını bulamıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu noktaya getirdiler. Bunun üzerine gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Buyurun.
Şimdi TMOB yasası mevzusu uzun süredir aslında gündemlerinde. Neden? Çünkü Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği aslında bu neoliberal politikalarla birlikte hem siyasal İslam ideolojisi hem neoliberal politikalardaki o siyasi rant, kentsel rantı toparlama işini böyle ikisi bir arada AKP'nin dönemine denk geldi. Kentleşme politikaları, sağlık politikaları, işte insanların sosyal güvenlik politikaları aslında bu neoliberal ekonomik politikaların ikinci kuşak yapılanmasıydı. Dolayısıyla bizim alanımıza düştü bunların tam böyle rant politikaları şeyi. Kentleşmede biraz önce anlattığımız işte Tansu Çiller'in olayında yaşanan bir şey gibi araziyi al plan değişiklikleriyle ayrıcalıklı imar haklarıyla bir zenginleşme yarat, ormanları, meraları, yeraltı varlıklarımızı, yerüstü zenginliklerimizin hepsini peşkeş çek, maden arama şeyle Cerrahtepe'de yaşananları biliyorsunuz, Kaz Dağları, Salda Gölü, Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, bütün buradaki olay aslında bir taraftan siyasal İslam ideolojisinin Cumhuriyet'in bize bıraktıklarıyla hesaplaşması ve izlerini mekansal olarak silmesi, öbür taraftan da rant ilişkilerinin bir zenginleşme aracı olarak kullanılması. Şimdi bütün bunlarla kim mücadele etti? Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları. Bizim sadece Ankara'da 1100 küsür davamız var. Yani hukuki olarak açtığımız bu zenginleşmeye yönelik ya da siyasal İslam'ın Cumhuriyet'i hedef alması ve kültür varlıklarını yok etmesine yönelik. Ve bütün bunları açığa çıkarttık. Yani Atatürk Orman Çiftliği'nde biraz önce dediniz ya saray yapıldı, hani başardılar dediniz. Ben asla başardığını düşünmüyorum. O sarayın adı kaçak saray bir kere zaten. Kaçak dediğiniz anda tüyler diken diken oluyor. Açılışını yapamadılar. Temelini atamadılar. Bugün Google Earth'e girin, illegal palas yazın. Bakın dünya ölçeğinde Google Earth'e girin, illegal palas yazın. Nereye götürüyor sizi görün. Bakın dünyada bir tane illegal palas var. İllegal palas yani illegal saray. Arkadaşlar sarayı bir getirin bir görelim illegal palası. Yani bu şunu gösteriyor. Yani bazı şeyler yapılabilir. O yapılmış olmak, kazanmış olmak anlamına gelmiyor. Bugün aslında o kaçak saray nasıl yapıldıysa Atatürk Orman Çiftliği'ne zorun gücüyle, hukuksuzlukla, baskıyla, vicdanları zorlayarak nasıl yapıldıysa o gün biz dedik ki bu otoriter bir rejimin inşasının mekansal karşılığı. O gün o nasıl yapıldıysa bugün toplum aynı şekilde yönetilmeye çalışılıyor. O gün 40 metrelik yollar yapıp çevik kuvvet eşliğinde o inşaatı yaptılar. Hukuk kararlarına rağmen ben bu hukuk kararlarına uymayacağım dedi. Hukuksuzluk orada başladı zaten. Şimdi aynı sistem devam ediyor. Uymayacağım dedi. Uymadı bu ülkenin başbakanı. Ben hukuk kararlarına uymuyorum. O inşaatı da yapacağım. İçine de oturacağım. Gücünüz yetiyorsa gelin yıkın dedi mesela. Zaten o gün hukuk da bitti bu toplumda. Yani o demokratik ortam falan da bitmişti. Dolayısıyla bütün bunları biz açığa çıkarttığımız için. Gerçeği ortaya koyduğumuz için, israfı, yolsuzluğu ortaya koyduğumuz için Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin işte yetkilerini sınırlandırmaya çalışıyorlar. Abdullah Gül zamanında başladı biliyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu bir araştırma yaptırdı bizim meslek odaları hakkında. İşte bizim seçim sistemimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Oysa biz iktidardan bile daha demokratiz. Genel kurullara gidiyoruz. Genel kurullarda karşımıza çıkan adaylar var. Herkes politikasını anlatıyor. Biz de politikamızı anlatıyoruz. Bizi seçiyorlar. Şimdi bizi seçmelerinden rahatsız oluyor. Yani küçücük bir odayız ya da küçük bir en fazla işte 1 milyona yakın diyelim mühendis mimar var. Yani siz 80 milyonu koordine ediyorsunuz. Elinizde her şeyiniz var. Neyden korkuyor? Bizim bilgimizden korkuyor. Bilimsel bilgimizden korkuyor. O sarayını yaparken ithal malzeme getirdi. Milli birlik duyguları, milli şeyleri kullanmayı öngörürken, yerli ve milli derken ithal malzeme getirdi bakın. İçerisindeki bütün malzemelere kadar, çatısına kadar, camına kadar, güvenlik şeyine kadar, lalelerine kadar hepsi yurt dışından geldi. Mobilyalar İtalya'dan geldi. Şimdi bütün bunları ancak onların maliyetini, ne kadara mal olduğunu ancak bizim gibi teknik insanlar bilir. Çünkü biz
Bir proje yaparken maliyet çıkartıyoruz, yaklaşık maliyet hesaplıyoruz. Diyor ki mesela bu binayı kaça yaparsın? Ben buranın iç dekorasyonunu yaptıracağım, şöyle bir boya rengi istiyorum, şöyle bir malzemeyle dekorasyon istiyorum, bunu kaça yaparsın diye bize soruyorlar. Biz bunları hazırlıyoruz. Dolayısıyla sarayın her bir metrekaresini ancak bizim gibi teknik insanlar açıklayabilir ve onun ne kadar israf içerisinde yapıldığını topluma anlatabilirdi. Bir bardak, bir tane kadeh biliyorsunuz çok özel üretimdir onlar, 1000 liraydı. O zaman da asgari ücret de 1000 liraydı. Yani bir işçi bir ay çalışıyor sarayda bir bardak için. Bütün bunları karşılaştırdığınızda tabii ki rahatsız oldu. Cerrahtepe'de de aynı şekilde, Kanal İstanbul'da da aynı şekilde. İşte Atatürk Havalimanı'nın pistlerini yıkıyor. Orada meslek odamız karşı çıkıyor. Çünkü milyarlarca lira verilmiş pistleri yok ediyorsunuz. Bir taraftan Cumhuriyet'in en önemli değerlerini ortadan kaldırıyor. Atatürk'ün ismini oradan kaldırıyor. Diğer taraftan sağlık turizmine hizmet edecek bir yapı koyuyor pandemi sürecinden kaynaklı. Bunları biz söylemeye devam edeceğiz. Onun için de seçim sistemimizi değiştirerek seçimle alamadığını yasayla almaya çalışıyor nafile. Bizim denetim yetkilerimizi elimizden alarak işte projeyi mimar mı yapmış, yer seçimi doğru mu, fay hattına mı yapmış yoksa dere yatağına mı yapmış diye onayladığımız ya da kontrol ettiğimiz ve bunun karşısına cüzi bir miktar ücret aldığımız süreci denetim dışı bırakarak bir kere bizi bütçesizleştirmeye çalışıyor. İnşai faaliyetleri denetimsiz hale getirmeye çalışıyor. Herkes gitsin fay hattına bina yapsın, dere yatağına yapsın. Ondan sonra da işte en küçük bir afette ortalıkta kan gövdeyi götürsün. Bu da hiç üstüne alınmasın gibi bizi bütçesizleştirmeye çalışıyor. Öte yandan bizi de kendisinin memuru sanıyor. Yani meslek odaları işte idari ve mali denetim altına alınacak. Diyelim ki birisi şikayet etti. Tezcan Karakuş Canlan'ı sevmiyorum dedi. Ya da bir husumet çıkarttı. O şikayet üzerine bizi sorgulayacak, açığa alacak yöneticilerini. Yöneticileri de geçtik. Çalışan personeli işte açığa alacak, 3/2 maaşını ödeyecek falan. Yani bakanlığın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir genel müdürlüğü gibi, sarayın bir odası gibi yapmaya çalışıyor ve bizi susturmaya çalışıyor nafile. Bu da nafile. Bilimin hiçbir zaman susmayacağı, tekniğin hiçbir zaman susmayacağı aşikar. Yani bunu çok kez denediler. Şimdi de pandemi sürecini bir fırsata çevirdiler. Hem bir taraftan talan yapıyorlar, bir kentsel rant politikalarını büyütüyorlar, zenginleşmeyi artırıyorlar. Şu İstanbul'daki olay gibi mesela. Evet, İstanbul'daki olay gibi. Ortasında. Böyle bir anda otel yapılacak bir yerin şeyini değiştirmek, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda manivela kolu gibi kullanıyorlar. Aynen, zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı şu anda bütün bu plan değişikliklerini onaylıyor. Onları da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belediyelerden çıkıyor. Tabii. Öte yandan da aslında bir siyasi cambazlık yaparak, ötekileştirerek aslında bir siyasi rant toparlamaya çalışıyor. Niçin yapıyor bunu? Çünkü şu anda pandemi süreci muhteşem yönetilmiyor. İnsanların bir kısmı evde ama işçiler fabrikada çalışıyor. Ekonominin en azından kendisini kotarabilmesi için devam etmeleri gerekiyor diye. Çünkü yoksulluk aldı başını gidiyor, işsizlik aldı başını gidiyor. İnsanlar istediği kadar mesela bu İzmir'i gündem yaparak ötekileştirmeye çalışsın. Siz markete gittiğinizde, İki bir şey aldığınızda ödediğiniz paranın artık 3 katını vermiyor musunuz? Bakın bu o kadar yakıcı bir şey ki, yani bu söylenenlerin yanında markete gittiğinizde 100 liraya aldığınız bir malzemeyi artık 300 liraya 400 liraya alıyorsunuz. Bunu değiştiremedikten sonra bir anlamı yok. Şimdi gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bir taraftan meslek odalarını, barolarını devre dışı bırakmaya çalışıyor. Bir taraftan siyasi cambazlık yaparak siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Ama insanların işte seslerini kesmeye çalışıyor. Tek ses çıkartsınlar diyor. Peki ama insanların açlıktan kaynaklı karınlarının gurultusundan çıkan tek sesi duyuyor mu peki? Onu duymuyor, onu duymak istemediği için bu noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla meslek odalarımızın
Şu anda çok büyük bir hazırlık devam ediyor. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, diğer yüksek, diğer birliklerle birlikte üst birliklerimiz bir çalışma yapıyor. Hiçbir zaman sarayın odası olmayacağız. Kaçak sarayın odası hiç olmayacağız. Çünkü 1100 küsur oda diyorlar, 2000 küsur oda olduğunu biz biliyoruz yerin altındakilerle birlikte. Yani önce gerçekten bu topluma karşı dürüst olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor. Gerçekten hiçbirimiz hak etmiyoruz bunu. Bunu insanların anlaması gerekiyor. Biz düne kadar zaten mimarlık çok kültürlülüktür. Çok kültürlülüktür ve bunu taşından okursunuz. Mardin'de işte ezan sesleriyle çan seslerinin birbirine karıştığı, bu kültürlerin kardeşliği, Ermeni Adır Usta'nın elinde şekillenen bütün camiler, o taş ustalığı, bunların hepsi Anadolu'nun çok kültürlü ve hoşgörü içerisinde yaşadığını gösteriyor ve keza Hatay. Son sözünüz Ali. Dolayısıyla bu çok kültürlülüğü tek kültüre indiremeyecekler. Bu çok kültürlülüğü savunan meslek odaları, bilim ve tekniği savunan meslek odalarını da zapturapt altına alamayacaklar. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir gün ederim. Daha geniş konuşma umuduyla bugün ne yazık ki bu İzmir biraz bizi şey etti ama güncel gelişmeler, yani bu da çok önemli ülke için. Onun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ben. Birazdan İrfan Dermeci'nin ana haber var. Ayrıntıları orada alacaksınız. Bu İzmir olayı unutmayın ve unutturmayın. İyi akşamlar, hoşça kalın ve iyi bayramlar. Bayramdan sonra görüşmek üzere.